Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz sınıflandırmayı bitirdik artık sınıflandırma ile ilgili sorularınızı çözün İlk ee, ilk önce TTT kitaplarından daha sonra ÖABT e kitaplarından ve çıkmış sorulardan çözün lütfen bu şekilde daha iyi bir şekilde oturtursunuz ee, sınıflandırmayı geçen sene bu kadar detaylı anlatmamıştım ama bu sene daha da detayına indim ee, ÖSYM e biraz daha detay sormayı sevdiği için hani ee, o konuda birazcık detaya indik açıkçası şimdi bitki biyolojisine geçiyorum bitki biyolojisinden sonra da inşallah sistemlere başlayacağız sistemlerin slaytlarını falan hazırladım sistemlerin slaytları bitmek üzere bu videonun altına ben size bir link e, açıklama kısmına link ekleyeceğim hazırladığım tüm pdf'leri o linkten alabilirsiniz arkadaşlar e, ne derekadar kadardı? dolaşım solunum sistemi sanırım ya da üreme sistemi de yani hazırladım ama hani birkaç gün içinde sinir sistemi duyu organları ile birlikte hepsini aktarım yapacağım. En son sadece ekoloji kalacak. Ekolojiyi de inşallah en kısa zamanda hazırlayacağım. Şu an duyu organlarını hazırlıyorum. Campbell'a göre gittiğim için duy organlarından sonra destek ve hareket sistemi geliyor. Destek ve hareket sistemi ile birlikte sistemler kısmı bitmiş oluyor. Daha sonra hayvan davranışları diyeceğiz. Canlarda davranış işleyeceğiz. En sonda arkadaşlar ekoloji ile birlikte inşallah alan bilgisi konularımızı bitireceğiz. Şimdi ben hani Ramazana kadar konu anlatımını bitiririm diye düşünüyordum ama e, bitmeyecek. Kendi yani slaytları hazırlamaya biraz daha yoğunluk verdim çünkü Ramazanda zor olacak hazırlaması. O yüzden slaytlar elimizde hazır olsun. Siz de slaytların PDF'sini e, çıkarmaya çalışın ya da telefonunuzdan mı çalışıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz bilemem ama çıkarırsanız, elinizde olursa daha iyi olur. Campbell'dan gittiğim için hani ekstra bir Campbell'a bakma ihtiyacınız olmayacak. Ben size zaten bakmanız gereken yerleri söyledim. Bu ee, kalıtımda falan bazı kısımları atlamıştım ben. Oralarda bakmanız gereken yerleri söylemiştim. Bu kısımlarda bakmanız gereken hani sistemler konusunda olsun diğer konularda olsun çok fazla gereken bir yer yok. E, sadece benim notlarımdan çalışsanız da yeterli olur. Bitki biyolojisine geldiğimiz zaman bitki biyolojisi oldukça e, karmaşık bir konu yani karmaşık demeyelim de hani e, anlaması biraz daha zor yani en azından bana öyle geliyor ben hani üniversitedeyken de çok sevmezdim bitki biyolojisini. tohumlu bitkiler tohumsuz bitkiler dersi vardı İşte ilk dersimiz hatta bizim üniversite ilk başladık ilk gün ilk dersimiz botanik dersiydi e, tamam hani bitki seviyorsun ediyorsun yetiştirmeyi de seven bir insanım çok fazla beceremesem de seviyorum. ama ee, ama bitkiyle ilgili bir şeyleri öğrenmeye çalışırken daha çok zorlanıyorum. Peki bunu yenmek için ne yapacağız? Arkadaşlar öncelikle bir AYT hocasından bitki biyolojisini dinliyorsunuz. Zaten hemen hemen aynı. Hani çok büyük bir farkı yok AYT ile ÖABT'nin bitki biyolojisi açısından. Hani böyle çok belki küçük yerleri vardır. Ee, Oradan dinledikten sonra AYT kitaplarından sorularınızı çözüyorsunuz. Daha sonra ÖABT videosu olarak benim videomu izliyorsunuz. Bitki biyolojisi videolarımı izliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da ÖABT kitabından ve çıkmış sorulardan çözüyorsunuz. Bu şekilde bitki biyolojisini de halletmiş olursunuz. ÖSYM bitki biyolojisini de seviyor bu arada. Soruyor yani işte özellikle bitkilerde üreme kısmı, taşıma kısmını daha çok seviyor. Bitkisel dokular da hani ee, sevilebilecek bir kısım ama bitkisel dokular biraz daha insanı böyle ikilemde bırakan bir kısım O yüzden bitkisel dokularla ilgili çok fazla da soru sorduğunu e, görmedim. Ben şimdi gelelim bitki yapısından büyümesinden ve gelişmesinden bahsedelim. arkadaşlar ilk önce bitkilerin yapılarından organlarından bahsedeceğiz. Şimdi biz burada hani hücreden başladık hücreyi anlattık. Hücrede neler gerçekleşiyor? Protein sentezi olsun, kalıtım, genetik falan. Bunların hepsini anlattık. Şimdi arkadaşlar dokulardan ve organlardan bahsedeceğiz. Nedir doku? Doku, birçok hücrenin aynı özellikte olan birçok hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu gruba biz doku diyoruz. Doku bilimine ise histoloji diyoruz. Histoloji yani dokuları inceleyen bilim dalıdır. Ee, dokuların bir araya gelerek oluşturduğu yapılara ise organ diyoruz arkadaşlar organlarda yine fizyoloji ve morfoloji e, şeyleri bakımından bilim dalları bakımından inceleniyor şimdi bizim üç temel bitki organımız var nedir bunlar kök gövde ve yaprak bu organlardan bahsedeceğiz arkadaşlar e, iletim demetli bitkilerden bahsedeceğiz özellikle ve burada e, üremesini falan anlatırken tohumlu, kapalı tohumlu bitkilerden bahsedeceğiz. Kapalı tohumlu bitkilerin üremesinden de anlatacağız. Şimdi bitkilerde organlar iki sisteme ayrılıyor. Nedir? Birincisi kök sistemi, diğeri de arkadaşlar sürgün sistemi. Kök sistemi adı üstünde toprağın altında kalan kısımdır. Kök kısmıdır arkadaşlar. Sürgün kısmı ise toprağın üst kısmında kalan kısmıdır. Sürgün sisteminde yapraklar ve gövde varken kök sisteminde ee, sadece kökler vardır arkadaşlar kökler fotosentez yapamıyorlar e, fotosentez yapan bu organların yokluğunda açlık çekiyorlar bu yüzden de yaz dönemi olduğu zaman yani yaprakların bulunduğu zamanlarda fotosentez yapılır depo edilir kışın gövde bunları kullanır kök ve gövde bunları kullanıyor e, depo edilemezse eğer maalesef ağacın işte bitkinin ölümüne sebep oluyor arkadaşlar yine sürgün sistemi kök sisteminden aldığı su ve mineraller sayesinde ne yapıyor e, fotosentezini de gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar şimdi ilk önce köklerden bahsedelim arkadaşlar kökün temel görevi nedir bitkiyi toprağa bağlamak mineralleri ve suyu almaktır özellikle de çoğunlukla karbonhidratları depolayan bir organdır. Tabii ki e, sadece karbonhidrat değil, hani yağ depolama işlevi, su depolama işlevi, işte e, protein depolama işlevi de olabilir ama çoğunlukla karbonhidrat depolar, nişasta gibi karbonhidratları depoluyor arkadaşlar. Bizim e, Dikotillerde ve gimnospermlerde, gimnosperm dediğimiz açık tohumlu bitkiler, bu bitkilerde arkadaşlar kazık kök sistemi vardır. Kazık kök sistemi neydi? Ben daha önce size anlatmıştım. Kazık kök, ana bir kök var. Zaten bu yüzden kazık kök diyoruz. Yanlarında da böyle küçük kökçükler çıkıyor. Bunlar da yardımcı kökler olarak bulunuyor arkadaşlar. Yanal kökler bulunur. Bunlara biz yanal kökler diyoruz. Bir de Mesela çimenler gibi monokotil bitkilerde ise arkadaşlar embriyonik kök erkenden ölüyor ve kazık kök oluşturamıyor. Normalde embriyonik kök yani embriyoda bulunan kök kazık köke dönüşür. Ama monokotillerde erkenden öldüğü için embriyonik kök kazık kök oluşmuyor. Böyle köklerde de biz ne diyoruz? Adventif kökler yani küçük kökler, saçak kökler diyoruz arkadaşlar. E, saçak kök şeklinde Söylüyoruz bakın burada da zaten Saçak kök sisteminden bahsetmişiz Şimdi e, Saçak kök sistemi Toprağın böyle çok derinliklerine gidemiyor Çünkü hani ince yapılı Olduğu için böyle çok ilerleyemiyor Arkadaşlar bu yüzden de bunlar e, Yağışın az olduğu işte Yüzeyin altında yeterince nem içermeyen Topraklarda maalesef e, Yetişemiyorlar arkadaşlar Bunlar ne yapıyorlar Bunlar daha böyle nemli yerlerde yaşıyorlar. Açak kök sistemine sahip olan bitkiler daha çok nemli yerlerde yaşıyorlar arkadaşlar. Evet bir de ayrıca zaten yüzeysel kökleri de var bunların. Yüzeysel kökleri de özellikle çimenlerin yüzeysel kökleri olduğu için erozyonun önlenmesinde bir toprak örtüsü de oluşturuyor arkadaşlar. Ee, bir de kök tüyleri dediğimiz kök e, tüyler vardır, yapılar vardır. Bunlar da mesela kazı kökümüz var diyelim ki havuç gelsin aklınıza havuç. Arkadaşlar havuç bir kazı köktür. Havucun kenarlarında böyle ince ince beyaz iplikler görürsünüz. Onlar aslında böyle yanal hani böyle küçük köklerdir. Bazıları da böyle köktüy şeklindedir. Hani bu şekilde e, direkt kök öyle tüy şeklinde olanları da vardır. Hani tabii tüy değil de biz görünüm açısından o şekilde diyoruz. Ya da havucun kenarlarındaki böyle yana kökler gibi biraz daha uzun da olabilirler kök tüyleri. Tabii havucun kenarındakilerin tamamına kök diyemiyorum. Çünkü daha uzun olanları, daha böyle yapılı olanları vardır, kalın olanları. Onlar yanal köklerdir. İşlevi nedir peki köktüğünün Köktüğünün işi arkadaşlar. Kökün işini kolaylaştırmak. Yani ne yapıyor kökün işini kolaylaştırırken? Kök topraktaki su ve minerallerin daha kolay bir şekilde alınmasını sağlayan bir yapıdır. Toprağı ayrıca iyi bir şekilde tutulmasını da sağlar. Şimdi bir de bazı kök adaptasyonları var. Bu kök adaptasyonlarından bahsedelim. Arkadaşlar mesela çekinme pardon çekme kökleri Hala ağacı dediğimiz bir ağaç var. Bakın şu ağaç hala ağacı. Hala ağacının hava kökleri, çekme kökleri örnektir. Bunlar uzundur, ağırdır arkadaşlar. Ağaca destek sağlıyorlar. Ve e, kumlu toprakların sığ ve kararsız olduğu Güney Fasifik. Güney Pasifik bölgesinde yaşıyorlar tabii ki bu çekme kök bulunan bitkiler. Özellikle hala ağacı burada önemlidir. Depo kökleri vardır. Bunlar ne yapıyor? Bitkide işte besin ve su depoluyor. Depo köklerini zaten biliyoruz. Daha sonra boğucu hava kökleri dediğimiz kökler var arkadaşlar. Bunlar da yine etrafındaki herhangi bir şeyin etrafına böyle herhangi bir şey yapışarak ya da onun kenarında bulunarak hani onlara boğabiliyor. Etrafını çok sıkı bir şekilde sarabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de zaten boğucu hava kökleri denilmiştir. Ayrıca bitkinin de hava almasını sağlayan köklerdir. Bir de destek kökleri vardır. Bu destek kökleri dediğimiz kökler bakın şöyle bakın bunlar. E, bunlar arkadaşlar bitkilerin Hani çok desteği ihtiyaç duymasından dolayı ortaya çıkmıştır. Mesela tropik bölgelerde, tropik bölgelerde nemli koşullar vardır biliyorsunuz. Bu yüzden de ağaçlar çok uzun boyludur. Uzun boylu oldukları için de bunların hani kökleri bazen bitkiyi ağacı taşımaya yetmeyebilir. İşte bu destek kökleri devreye girerek ne yapıyor? Ağaçların uzun süre dayanmasını sağlıyor. Bir de pinomatoforlar dediğimiz kökler vardır arkadaşlar. Bunlar da bataklıklarda yaşayan ağaçlar tarafından üretiliyor. Bunlar ne yapıyorlar? Su yüzeyine çıkıyorlar arkadaşlar ve e, oksijenden faydalanıyorlar. Sonuçta bataklıkta yaşadıkları için hani oksijence fakir bir yerde yaşıyorlar. Bu yüzden de su yüzeyine çıkarak e, havadaki oksijenden faydalanıyorlar. Evet, köklerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim gövdelere. Şimdi gövde dediğimiz zaman birkaç tane kavram göreceğiz burada. Arkadaşlar, gövdenin üzerinde zaten gövde üzerinde yapraklarını yaprakları taşı, işte e, taşıma işlevi vardır. Ne yapar? Yapraklara su ve mineralleri götürür. Yine yaprakların ürettiği fotosentez ürünlerini de köklere veya kendisine depo ediyor. Ayrıca üreme yapılarını da taşıyor tabii ki gövde. Arkadaşlar her bir gövde nodyum ve internodyumlardan oluşmuştur. Nedir bu nodyum ve internodyum dediğimiz yapı? Bakın burada var mı? Yok. Şu yukarıda göstermiştik. Hemen gösterelim. Nodyum ve internodyumları. Arkadaşlar yaprakların çıktıkları, dalların çıktıkları yerlere biz nodyum diyoruz. Nodyum dalların çıktığı veya yaprakların çıktığı yerdir. İki nodyum arasında bulunan mesafeye de biz inter nodyum diyoruz. Dalların ya da yaprakların çıktığı bölgeye nodyum, iki nodyum arasında bulunan bölgeye de arkadaşlar inter nodyum diyoruz. Nodyumlar arasındaki gövde kısmıdır inter nodyum. Şimdi her bir yaprağın işte gövdeye bağlandığı Bölgeye de bu bölgede arkadaşlar koltuk altı tomurcuğu dediğimiz tomurcuk bulunuyor. Bu tomurcuktan da yanan sürgünler oluşuyor. İşte yapraklar dallar oluşuyor arkadaşlar. Bu sürgünler zaten dal olarak isimlendiriliyor. Bir de sürgünün ucunda apikal tomurcuk veya tepe tomurcuğu dediğimiz bir tomurcuk vardır. Apikal tomurcuk da ne yapıyor? Ee, gelişmekte olan yapraklardan oluşuyor arkadaşlar. Yine birbirine çok yaklaşmış olan nodyum ve internodyumlardan oluşuyor. Apikal tomurcuk böyle gelişim bitkinin geliştiği kısımdır. Bitkinin en uç kısmında şöyle bitkiyi düşünürsek tabi ben cinali çizdim buraya bitki çizmedim de cinali oldu bu biraz. Şöyle bitkiyi düşündüğünüz zaman en uç kısmında bulunan nedir? Apikal tomurcuk veya tepe tomurcudur. Bu tepe, tepe tomurcuğunun e, ee, Hani yaz aylarına girdiği zaman ve ilkbahar aylarına hava sıcaklıkları biraz daha yükseldiği zamanlarda tepe tomurcuğu uyanır dormansiden uyanır ve bitkinin artık yaprak üretmesine izin verir arkadaşlar bu yüzden oldukça da önemlidir. Evet bakın burada dedik koltuk artı tomurcuklarının büyümesinin bir apikal tomurcuk tarafından engellenmesine biz ne diyoruz apikal dormansi ya da uç baskınlığı diyoruz az önce de söylemiştim zaten. Şimdi ee, gövdeler hani besin depoluyorlar tamam eşeyli üreme için işte organları taşıyorlar ayrıca başka görevleri de vardır mesela rizomları vardır yumru şeklinde gövdeler vardır stolon tüber şeklinde gövdeler vardır arkadaşlar bunlar bazen köklerle karıştırılabiliyor çünkü köke benzeyebiliyor veya toprak altında bulunduğu için kök sanılabiliyor ama tabii ki kök değildir mesela rizomlar pardon şöyle rizomlar mesela nedir e, bakın yine toprak altında bulunuyor Rizom dediğimiz yapı Bakın kökler farklı Mesela buna en iyi örnek zencefildir Rizoma en iyi örnek Zencefil bu e, Kök zencefil var ya Kök diyoruz aslında kök değil O gövde olan zencefildir Ama halk arasında kök olarak söyleniyor O zencefiller aslında birer gövdedir arkadaşlar Ve siz onu toprağa ektiğiniz zaman Yeni zencefiller elde edebilirsiniz Ve soğanlar vardır Soğanları zaten Biliyoruz ne olduğunu. Bizim de en çok kullandığımız şeylerdir. Yine yumru gövdeler vardır. Mesela patates bir yumru gövdedir. Ama toprağın altında büyüdüğü için eskiden onlar tabii ki kök olarak sanılabiliyordu. Stolonlar vardır. Özellikle çilek bitkisinde yaygındır bu stolonlar. Arkadaşlar böyle bitkinin toprağın üzerinde giden uzantılarıdır. Bunlar... Ee su ve minerallerin yoğun olduğu, çok olduğu yerlere doğru giderek bitkinin toprak yüzeyinde daha da geniş alana sahip olmasını sağlayan yapılardır stolonlar. Mesela çilek bitkisinde oldukça yaygındır bu stolonlar. Evet, gelelim yapraklara. Arkadaşlar yapraklara baktığımız zaman fotosentez yapan başlıca organ nedir? Yapraktır. Şekil olarak da farklılık gösterebiliyor. Birazdan şekillerini de göstereceğim. Yaprakların yapısında arkadaşlar genişlemiş bir aya ve bir Petiyol dediğimiz sap bulunuyor. Bir sap ve bir ayadan oluşuyor arkadaşlar. Petiyol yani sap ne yapıyor? Gövdedeki noduma bağlıyor yaprağı. Çimenlerde ve birçok monokotilde petiyol yoktur. Yani yaprak direkt olarak bakın şurada bir yaprak sapı var ya. Bu yaprak sapının olmadığını düşünün. Yaprağın kendisi direkt gövdeden çıkmaya başlıyor sap olmadan. Bu monokotillerde görülen bir özelliktir arkadaşlar. İletim demetleri de yine aynı şekilde bitkinin işte yaprağın su ve mineral almasını ürettiği şekerleri de tekrardan gövdeye göndermesini sağlıyor. Yapraklardaki damarların iletim demetleri yani damarların dizilişi açısından da farklılık gösteriyor monokotiller ve dikotiller. Monokotillerde nasıldı? Hani bitki sınıflandırmasını anlatırken söylemiştik paralel diziliyordu arkadaşlar monokotillerde. Dikotillerde ise ağsı dizilme dediğimiz ağsı damarlanma dediğimiz bu şekilde bir damarlanma vardır. Dikotillerde bu şekildedir. Şimdi biz yaprakları morfolojik olarak basit ve bileşik olarak ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın basit bir yaprağa baktığımızda basit bir yaprak parçalara ayrılmamış tek bir aya'dan oluşuyor aya dediğimiz yapıda yaprağın şu kısmıdır aya kısmı işte e, e. ama bileşik yaprak farklıdır bileşik yaprak arkadaşlar bir tane petiyol üzerinde çok fazla sayıda yaprakçıklar vardır biz bunlara bileşik yaprak diyoruz Hatta burada bakın çifte bileşik yaprak da var çifte bileşik yapraklarda da ne olmuş bakın çok sayıda bileşik yaprak tekrardan bir araya geliyorlar ayrı bir petiyolle yine koltuk altı tomurcuğuna bağlanıyor arkadaşlar bunlar da oldukça önemli yapraklarımızdır bir de farklılaşmış yapraklar vardır mesela tendriller Tendriller arkadaşlar mesela bezelye bitkisinde bulunan bir e, yaprak şeklidir. Bunlar bir ip olarak düşünebilirsiniz. Bezelyenin ne yapıyor? İşte buradaki sıra tutulmasını sağlıyor. Bunlar tendrillerdir. Yine depo yaprakları arkadaşlar e, su depolayan özellikle su depolayan yapraklardır. Üretken yapraklar vardır. Kalaşno gibi bitkilerde bulunuyor. Kalaşo gibi bitkilerde bulunuyor arkadaşlar. Bunlar da ee, küçük böyle bitkiciklerdir bu bitkiciklerden yapraklar işte şeye düşüyor Toprağa düşüyor ve yeni bir bitki oluşturuyor Bunlar aslında üretken bitki yapraklardır o yüzden de üreyebildikleri için Yine dikenler vardır daha çok korunmak için görevlidir Bir de brakteler dediğimiz yapraklar vardır Bunlar arkadaşlar işte e, renklidir daha çok böyle tozlaştırıcıları cezbeder Yani böcekleri falan cezbediyor Evet böylece ne yaptık? Kök, gövde ve yaprağın özelliklerini gördük. Bitkinin organlarını işledik arkadaşlar. Sonraki videomuzda bitkisel dokulara geçeceğiz. Örtü doku, iletim doku, temel dokudan bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.